Tabii bir organize sanayi bölgesi seçimlere oldu. Yani ne oldu, ne bitti orada? Evet. Neden itiraz ettiniz? Seçim yapılmayacak dendiler. Sonra neden böyle bir seçim kararı aldılar? Bu süreci bize bir özetler misiniz? Anlatır mısınız? Tamam. Siz mi istediniz? Bakanlık mı karar verdi? Ne oldu? Çok basitçe 1 Temmuz 2017 tarihinde 7033 sayılı bir yasa çıkıyor. Evet. Kanun. Kanun resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe giriyor. Çok net. Evet. Ve diyor ki kanun ilk müteşebbis toplantınızda evet. 6 ay içerisinde genel kurulu seçime gidin diyor. Yani Eskişehir Sanayi Odası'ndan organize sanayi bölgesi yönetimini ayırın diyor. Bu yasayla çok net. Evet. Ve bunu diğer organize sanayi bölgeleri yaparken bizim organize sanayi bölgemiz henüz yapmadı. Bizim itirazımız burada başlıyor. Bununla birlikte 1 Temmuz 2017 tarihinde evet. organize sanayi bölgesindeki ruhsatlı parsel oranı %50'nin üzerinde. Yani ilk yapılacak 6 ay içerisinde hemen kararını al genel kurulu topla. Aslında bir site yöneticisi seçiyoruz veya bir apartman yöneticisi. Aslında biraz daha hani bu çok basit oluyor tabii ama bir belediye başkanı seçiyoruz. Bizim organize sanayi bölgesi için bir belediye başkanı seçeceğiz. Bütçeyi yönetecek bir belediye başkanı seçeceksiniz. Evet. Bu genel seçimlerin dışında aslında evet. yerel bir seçim haline geliyor. %50'nin altında dahi olsa evet. mutlaka gene genel kurula gidin diyor. Bakın yasa koyucu emir veriyor. Ama bu yapılmıyor. 3 Ocak tarihinde ancak ve evet. ancak Nadir Bey diyor ki evet biz işte %50'nin üzerine geçtik falan, aradan 6 ay 7 aylık süre geçiyor. Abi bu arada siz de diyorsunuz ki seçim yapılmadı. Seçim yapılmadı. Çünkü evet. biz de sonradan öğrendik. Birkaç ay sonrasında bu işlerin peşine düştük. Çünkü kanunlara hakim olmaya başladık. Evet. Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı ile ilişkilerimizi geliştirdik. 26 Temmuz 2017 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti eski kanuna göre seçim yapıyor. Evet. Yıllardır Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nı yapan Sayın Savaş Özaydemir görevini eski kanuna göre yapılan seçim ile Sayın Nadir Bey'e devrediyor. Yani şöyle diyelim, izleyicilerimiz de öğrensin. Bir mecliste seçim yapılıyor. Savaş Bey ayrılıyor. Evet. Nadir Bey onun yerine seçiliyor değil mi? Seçiliyor. Evet, bu evet. bir seçim aslında. Evet. Sayın Savaş Özaydemir 18.01.2018 tarihinde, yani daha 3-5 gün önce diyor ki gene konuşmasında, kısa bir süre sonra zaten seçim yapılacaktı. Biz de arkadaşlar seçime kadar devam etsinler düşüncesiyle seçimi yaptık diyor. Evet. 27 Temmuz 2017'de kronolojik hazırladım. Evet. Şey olsun, algıda seçicilik olsun diye. Gazetelerden, biz de yani sanayiciler de gazetelerden Sayın Nadir Küpeli'nin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olduğunu kamuoyuyla birlikte öğreniyoruz. 3 Ağustos 2017 tarihinde evet. Sayın Nadir Küpeli başkanlık adaylığını açıklıyor. Bakın 3-4 gün sonra ve EOSB'nin imkanlarını da kullanarak seçim çalışmalarına başlıyor. Evet. Bu da PR amaçlı bir şey. 4 Ağustos 2017'de bakın birkaç gün sonrasında bakanlık diyor ki genel kurula gidin. Çünkü diyor yasa çıktı Temmuz'un birinde. Haberiniz yok diyor. Haberiniz yok diyor. EOSB yönetimini diyor yeni kanuna göre seçin. Uyarı yazısını gönderiyor. 11 Temmuz'da da ellerine geçiyor bu yazı ama E-Devlet'e göre 4 Temmuz'da aslında okuyabiliyorsunuz. 24 Eylül 2017 tarihinde Türkiye genelinde oda seçimleri 6 ay süreyle erteleniyor. Evet. 12 Aralık 2017'de biz birlikte biz kazanacağız ekibi olarak noter aracılığıyla bir dilekçe gönderdik organize sanayi bölgesine. Dedik ki aslında çok temel 3 soru sorduk. Genel kurul şartları oluşmasına rağmen neden genel kurula gidilmiyor? Çünkü genel kurulu bir seçim. Yasa bunu emrediyor. Yasa bunu emrediyor. 26 Temmuz'da yapılan seçim yeni kanuna göre mi yapıldı? Bir de şunu soruyoruz. Genel kurula ne zaman gideceksiniz? Bakın hiçbir terbiyesizlik yok. Çok son derece basit, net 3 tane soru soruyoruz. Ve biz bu dilekçemize hiçbir zaman yazılı ve resmi bir cevap alamadık. 13 Aralık 2017 tarihinde Sayın Nadir Küpeli ve Sayın İsmail Kunduracı basın toplantısında ve 25 Aralık 2017'de Sayın Nadir Küpeli basın yoluyla bir cevap veriyor basından. Diyor ki kanun tebliğ edilmedi. Bakın kanun tebliğ edilmedi diyor.
kanundan haberimiz yok dediler. Bunlar basında var yani bildiğiniz evet, yazılmış. Açıklaması var kardeşim. Ancak sorumlu her Türk vatandaşının bildiği gibi kanunu herkes bilmek zorunda. Öyle bir tebliğ yok çünkü resmi gazetede yayınlanmış. Bir başka şey gündemimizde seçim yok diyor. Bakın bunlar da yazılı. Evet. Ancak 3 Ocak 2018 tarihinde seçim kararı alıyorlar. Ayrıca başka bir şey daha var. O da enteresan. 27.327 sayılı 22.08.2017 tarihli resmi gazeteye göre seçim yaptık diyorlar. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 27.327 sayılı resmi gazete 2017 yılında değil. 2009 yılında yayınlanmış bir resmi gazete. Evet. Ve o yönetmeliğe göre seçim yaptık diyorlar. 2009'a göre. Bunu da yanlış yazmışlar. Ya bilerek ya bilmeyerek bilemem. Günahlarını almak istemem. 2017'deki, halbuki o resmi gazete 2009'a ait bir resmi gazete. Ve daha sonra 09.08.2017 31.32 sayılı yazı ile bakanlık bizi onayladı diyorlar. Ancak bakanlığın bir onay mekanizması yok. Çok net. Ayrıca 4 Ağustos'ta bakanlık zaten uyarı yazısı gönderiyor. Bu yazıyı kendi basın toplantılarında ve basın bildirilerinde de görüleceği üzere bizlerden ve kamuoyundan saklıyorlar. Tam 146 gün geçiyor. Bize bir de ayrıca ağır ithamlarda bulunuyorlar. İşte diyorlar ki kıskançlık, çekememezlik, iş bilmezlik, tecrübesizlik, kanunlara hakim değil bunlar diyorlar. Biz bu kısmını sadece vicdanlara bırakıyoruz. Yani işin vicdan kısmı. Bitmiyor. 27 Aralık 2017'de gene hep beraber arkadaşlarımızla meclis üyesi bazı arkadaşlarımız televizyon kanallarında çünkü artık son 3 gün kalmış bakın dikkat edin 3 gün kalmış yasa diyor ki 6 ay içinde. Evet. Yazılı medyada seçim yapılmalı diyor. Bakın evet. Diyor yapmanız lazım. Aksi takdirde diyor bakanlık kayyum atayacak. Organize sanayi bölgesinde bakanlık re'sen seçim yapacak diyor. Ya dikkatli olun diyor yani dikkat edin. Bu hepimize zarar veren bir durum. Evet. 3 Ocak 2018'de Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti olağanüstü toplanıyor. Hayatında görülmemiş Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde olağanüstü toplanmak. Bu toplantıda Sayın Nadir Küpeli 4 Ağustos 2017 tarihli ve 11 Ağustos 2017 tarihinde kendilerine tebliğ edilen yazıya istinaden seçim kararı alınması gerekliliğini müteşebbis heyet toplantısında beyan ediyor. Açıkça diyor, kendilerinin açıklamasında da görüleceği üzere aylardır diyor ki bakanlık bize bir yazı göndermedi, bir tebliğ etmedi, herhangi bir şey gelmedi diyor ama gündemimize seçim yok diyor. 3 Ocak 2017 tarihinde mecliste diyor ki evet bu yazılar geldi. Şimdi 4 aydır niye bunu söylemiyorsunuz diye sorduk. 16 Ocak 2017 birkaç gün öncesinde diyorlar ki gene Sayın Nadir Küpeli ve Sayın İsmail Kunduracı basın toplantısı düzenliyor ve basın bülteniyle bakanlıktan burayı okumak istiyorum. Tabii buyurun. Önemli. Buyurun. Aşağıdaki konular ile ilgili diyor bakanlıktan görüş aldık. İlgi 08.01.2018 tarih ve 73 sayılı yazınızda 26.07.2017 tarihinde müteşebbis heyetiniz tarafından yapılan seçimde yönetim kurulu üyelerinin 2 yılına seçilmiş olması ile genel kurula gitme sürecinde yapılan işlemlerin usulen ya da kanunen meşru olmayan bir yönünün olup olmadığı konusunda bakanlığın görüşü isteniyor. Evet. Bakanlık bir cevap veriyor. Şimdi bakın burada bir şey var, algı var. Bakanlık diyor ki 4562 sayılı OSB kanunun geçici ikinci maddesi nokta 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 OSB'nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleriyle hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2'sinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması halinde en geç 6 ay içerisinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında oda meclisinin görevi sona erer. Hükmü gereğince 07.02.2018 tarihinde yapılacak ilk genel kurulda yönetim kurulunun da görev süresinin sona ereceği ve seçimlerin yapılacağı, yönetim kurulu üyelerinin 2 yılına seçilmiş olmasının önemli olmadığı, ayrıca genel kurul süreciyle ilgili olarak bakanlığımıza gönderilen evraklar incelendiğinde herhangi bir eksiklik vesaire vesaire olmadığıyla ilgili bir görüş bildiriyor. Şimdi bu yazı çok net. Şimdi bu yazı aslında şunu diyor. Bakanlık çok net bir şekilde şunu söylüyor. 2-3 gün önceki konu bu. Diyor ki 26 Temmuz 2017 tarihinde yapılan seçimin meşru olup olmadığıyla ilgili bir görüş bu yazıda bildirilmiyor. Evet. Onlar diyor ki bizim meşruluğumuz ispat edildi. Halbuki şu yazıda kendi metinleri bunlar basından aldığımız metinler. Evet.
Burada bakanlık demiyor ki yani 26 Temmuz'da yaptığın seçim meşru ya da değil. Bir ikinci kısmı, bizlerin de ısrarla söylediği gibi, genel kurula gidin, OSB seçimini yeni yasaya göre yapın diyor bakanlık aslında. Evet. Söylediği bu. Genel kurula gitmek için zaten eksik evrak gönderemezsin. Ya o kadar da hatta şey olmaz diyor, yani sen seçilmiş olsan bile diyor hükmü yok diyor. Hükmü yok diyor. Yani sen git peki kardeşim başkanım, diyor. Yani kamuoyunda şunu da netleştirelim bence. Tabii ki. Program öncesinde de hani sohbet ettiğimizde konuşmuştuk. Aynı soruyu sormuştum, yine soracağım. Evet. Şimdi Nadir Küpeli şöyle savunuyor. Siz yasa dışı bir seçim oldu iddiasında bulunuyorsunuz. Evet. Ama yasa dışı bir seçim olsaydı bakanlık buna müdahale ederdi. Müdahale etmediler. Böyle bir şey yok diye bir savunmada bulunuyor. Bakanlığa şikayet edilmediği sürece, yani bu bir şikayet veya bir müfettiş gönderilmediği sürece, bir şikayet olmadığı sürece... Yani illa bir bakanlık, şikayet mi edilmesi evet, gerekiyor kesinlikle bakanlığa? Böyle. Şikayet etmeyi düşündünüz mü peki? Düşünmedik. Sebebini de söyleyeyim. Yani biz bugün Organize Sanayi Bölgesi'nin ismini, Eskişehir Sanayi Odası'nın ismini yüceltmek için buralardayız. Buradan prim yapmak gibi bir derdimiz yok. Bir de içlerinde gerçekten çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Çok sevdiğimiz büyüklerimiz var. Yani şikayet esnasında bu olay büyüyecek. Saçma sapan hallere gelecek. Bizim derdimiz Bağcı'yı dövmek değil aslında. Burada bir seçim yapılmalıydı. Bunu uyardık. Bu seçim yapıldı. Evet. Usulsüz bir seçim yapılmış 26 Temmuz'da. Bu konuyla ilgili olarak da hani onu ben artık kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sanayicinin vicdanına bırakıyorum. Yani bu PR yapılmak için, bu işten tanıtım yapılmak için yapılmış bir şey. Savaş Bey de diyor ki zaten biz de kısa süreliğine verdik arkadaşlara diyor seçimle bu işi diyor. Ya siz 30 senedir oradasınız zaten. Yani 30 sene durup 3 ay niye duramadınız? Yani 30 sene 3 ay olurdu en azından değil mi? Bir sıkıntı yok benim için. Bizler Savaş Bey'i çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. O yüzden oradaki arkadaşlarımız da bizim için çok değerli. Biz hani bu seçimler bitecek Arif Bey 3 hafta sonra birbirimizin gene yüzüne bakacağız. Bizim derdimiz bir kanunsuzluk varsa ya bunu önleyin, siz önleyin. Yani bunun ben hakim değilim, yargıç değilim, ben şikayet eden mızmız bir çocuk da değilim. Öyle bir yetişmedik biz. Ama uyarıyoruz ya, söylüyoruz yani bakın böyle. Halbuki deselerdi ki ya insanoğlu şaşar beşer, ya yapmışız bir sıkıntı olmuş, düzeltiyoruz bakın deseler. Veya işte deseler ki ya 146 gün sonra değil de daha 3. 5. günü. Ya biz bu seçimi yapacağız, sıkıntı yok deseler, inkar etmeseler, reddetmeseler aslında bir problem yok. Herkes birbirini bağışlayabilir, bir sıkıntı yok. Olabilir yani, hepimiz insanız. Hata yapabiliriz. Benim keşke bütün verdiğim kararların %100'ü doğru olsa hayatımda. O zaman şunu buradan söyleyebiliriz. Bu yapılan hamle, yani Küpeli ve ekibi tarafından yapılan bu hamle bilinçli bir hamleydi. Ve sizin ve kamuoyunun bunun üzerinde durmayacaklarını düşündüler diyebilir muhtemelen miyiz? Evet, bakın biz de çok net söyleyeyim, oradaki 3-5 kişinin haricinde bu konuya hakim olan bilen insan sayısı çok azdır. Bizler de sonradan öğrendik. Bakın seçim sürecine girdikçe işte bakanlıkla ilişkilerimiz geliştikçe, evet, kanunları öğrenmeye başladık. Çünkü seçim sürecine giriyorsunuz, hani bir işi öğrenmeniz lazım. Öğrenmeye başladıkça bu işlerin arkası çıktı. Muhtemelen şöyle düşünmüşlerdir. Ya bir şey olmaz. Nasıl olsa 3-4 ayda kimse bunun farkına varmaz demişlerdir. Tahminim yani mantıken yani şey olabilir. Yani Nisan'ı bir atlatalım. Bir atlatalım. Bu daha yani doğrusu seçimler Kasım'daydı ya. Hani evet. Kasım nasıl olsa 2 ay kalmış şurada. Evet. Hani bir şey olmaz der zaten o arada fark edilmez. Daha başka bir risk söyleyeyim. Biz 4 Kasım'da seçimleri kazandık diyelim. 4 Kasım'da olacaktı ya hani ertelenmeseydi. Evet. 4 Kasım'da seçimleri kazandık. Oturacağız. Kanunlara da hakim değiliz. Daha yeni giriyoruz işin içerisine. Aradan bir hafta gelecek. Bize diyeceklerdi ki Organize Sanayi Bölgesi'nin seçimlerinin yapılması lazım ha. Bak çünkü 1 Temmuz'da yasa değişti. Kucağımızda bir seçim yani daha bulacaksınız. Kucağımızda bir seçim daha bulacaksınız. Siz müteşebbis heyetle seçim yapmaya hazırlanırken başka bir şeyle karşılaştınız. Evet. Yani böyle riskleri vardı bu işin. Evet. Biz bu konuları uyardık, uyarmaya çalışıyoruz. Hala uyarız. Derdimiz şey değil yani bizim oradaki arkadaşlarımızı küçük düşürmek falan değil. Hepimiz aynı teknedeyiz. Hepimiz birbirimizin yüzüne bakacağız. Çok sevdiğimiz insanlar var, kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Teşekkür de ederiz. Ben hani buradan hep söylüyorum, yapılan her iyi çalışma için teşekkür ediyoruz. Hiç öyle negatif bir durumumuz yok. Hani eleştirel bakmıyoruz konulara. Ben hep şunu söylüyorum, 2008 yılı itibariyle bir vizyon değişimi gerekiyor. Az önce de söyledim. Evet. Yani 21. yüzyıldayız. 20. yüzyılın zihniyeti ve kurumlarıyla 21. yüzyılı şekillendiremeyiz. Bizim derdimiz aslında tamamen başka.
Bütün projelerimizi buna göre kurgulandırıyoruz. Vizyonumuzu buna göre oluşturuyoruz. Şikayet etmeyeceğiz, oy kullanacağız.